fena gazı almış anlaşılan, zor bir şey soracağı belli. Hocam dedi, ön sırada oturan hocalarımdan özür dileyerek sormak istiyorum dedi. Aha dedim, yandık. Ödemiz kendine bir şey söyleyecek. Zor bir soru oldu oradan belli. Sor dedim oğlum ama yani heyecanlanma. Hocam dedi, Türk dili ve edebiyatı okuyorum, son sınıftayım. 2 ay sonra okul bitecek, Allah bilir edebiyat öğretmeni de olacağım dedi. Fakat Nabi'yi sizden dinledim dedi. 4 yıldan beri Türk dili ve edebiyatı tahsili yapıyorum, adından başka bir şey bilmiyorum dedi yani. Ben kötü bir talebe olduğumu peşin kabul ediyorum da, Nabi gibi bir şairi tanıtmayan eğitim sistemi veya sosyal yapı nasıl gelişti, nasıl olabilir? Bu kadar güçlü bir şairi Türk okumuşları nasıl tanımaz? Nabi'yi anlayan okumuş niye yok? Dedi, estağfurullah, vardır da dedim. Ben sualin cevabını vereyim, niye yok? Ayaktasın madem, oturtmadım da artık yani çocuk. Çünkü madem beni zora soktu, ben de onun canını okuyacağım. Dedim ki, delikanlı, Çankaya Köşkü'nde şu anda kim var? Abdullah Gül, Kayseri hemşerimiz. Kaçıncı başkan dedim orada o? Düşündü ve 11 dedi. Ha, 11 diyorsun ya dedim işte, o sebeple Nabi'yi anlayan bir okumuş olmaz ve olmayacak. Yanlış cevap dedi. Neden dedi? 74 dedim, evlat doğru cevap. Tuğrul Bey 1, Arpaslan 2, Melikşah 3, Berk Yaruk 4, Sencer 5, Ertuğrul Gazi 27. 36 Osmanlı Sultaniyeler 63, 11 Reisi Cumhur 74, şimdi oldu 75. Sen bu zinciri neresinden kopardın da? Bir dakika. Hocam rejim değil, bana bak. Rejim 1953'te de değişti. Merhum Fatih İstanbul'u fethettiğinde rejim değişmedi mi? Peki Yavuz merhum Mısır'ı fethedince? Hilafet merkezi oldu. Hem ne büyük bir rejim değişikliği. 1808 senede ittifak, 39 tanzimat, 59 ıslahat, 1. meşrutiyet, 2. meşrutiyet. Bunlar rejim değişikliği değil mi? Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyetindeki umdeler düpedüz rejim değişikliğidir. Velhasıl 1040 yılından bugüne gelene kadar 15 defa en az rejim değişikliği yaşadık. Ama senin gözden kaçırdığın şey değişmeyen unsurlar ve rejimden daha derinde olan temel unsurlar sayıyorum. Vatan, millet, devlet, din ve dil değişmedi 1000 yıldır. Bunu görmezden gelir sadece son rejim değişikliğine odaklanarak 11. başkanımızla idare olunuyoruz biz genç bir falan filan dersen Nabi merhum elbette senin mensup olduğun iklimin dışında kalacağı için öğrenmen mümkün de değil. Bana sorarsan lazım da değil. Bu en büyük öksüzlük, köksüzlük diyor ya. Ya Kemal onu ver. Öksüzlükten, köksüzlükten en son bahsedilecek coğrafya burası. Karaman, Anadolu, Türkiye. Ve fakat burada bir problem olarak azalan bir şiddetle de olsa bir problem olarak kendini hissettiriyor. Klasik şiirle olan ilgimiz ondandır. Daha dün Diyanet Televizyonu'nda yaptığı programda her hafta bir şair konu ediliyor. Dünkü programın konusu Kadı Burhanettin. Daha 1490 küsurda vefat etmiş. Devlet başkanı adam Sivas ve Kayseri'nin başkent olduğu Eretma Devleti'nde özellikle Sivas'ta başkentlik olduğuydu o yaşarken. Devlet başkanı da 1000 küsur şiiri var 1400'lü yıllarda. Yani vefatı da. Düzeltiyorum, 1396 vefatı. Vefatından sonra Yıldırım Bayezid'e bağlandı Eretma Beyliği ve Osmanlı'nın hudutları genişledi. Yani biz de sultan da şairdir, çoban da. Herkes şairdir bize. Kök dipten tepeye. Neden? İddiası büyüktür de ondan. Cihan şumuldür yani. Böyle şakaya gelmez. Ama bunu unutursa, nevzu billah, çok hakikaten acınacak bir hal olur yani. Bize de hiç yakışmaz. Hiç yakışmaz. Adam hacca gitmiş gelmiş. Yani lisanımızın gücü açısından size bir şey söyleyeyim. Karamanoğlu Mehmet Bey, Allah rahmet etsin. Duysa ne derdi bilmiyorum ama herhalde gülerdi. Ne gördün Hicaz'da diyorum. 80'lik ihtiyar okuma yazması yok ama bana ders veriyor çaktırmadan. Farkına da varmadan. Kendisi de bilmiyor. Ders verdiğini bilmiyor. Samimi konuşuyor yani adam. Okuma yazması yok. Araplar diyor garip insanlar evlat. Ne gördün dedim. Ya Türkçe ezan okuyor bunlar dedi. Başka dedim, namazı da Türkçe kılıyor.
Hatta dedi, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyorlar dedi. Tabi Yasin vel Kur'anil Hakim, inneke leminel mürselin, Türkçe işte. Dedim problem ne? Kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım.